Vesileyle kendisine de Kayseri'ye hoş geldin diyoruz. İnşallah sakatsız, cezasız hem kendi açısından hem de Kayseri sporumuz açısından iyi bir sezon geçirir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Futbol bir kişiyle oynanmıyor. Bundan evvelki yaptığımız transferlerde, geçen seneden takımımızda kalan oyuncularımızda en az Adebayor kadar, Emenar kadar bizim için değerli. O bakımdan hani onları da bir kenara bırakıp sanki işi bir kişiyle götürecekmişiz gibi de düşünmemek lazım. Tabii tanınmışlığı açısından, santfor eksiğimiz açısından, taraftarımızın da istediği baktığımızda da size de hak veriyorum. Bütün transferlerimizi tamamladıktan sonra listemizde olan Adebayor'u da takımımıza katmaktan mutluyuz, keyifliyiz. İşte antrenmana da çıktı. İnşallah hazır olup hem hafta sonu oynayacağımız maça hem de ondan sonraki maçlarda karşılaşmamıza fayda getirir diye düşünüyoruz. Tabii biz Emanuel'i uzaktan tanıyorduk. Kendisiyle bugün uzun konuşma fırsatımız oldu telefonların dışında. Ama gördük ki çok farklı bir karakter. Her şeyi sözleşmeye yazmıyor veya her şeyin sözleşmede yazılması da onun için çok önemli değil. Daha sonra bunu ne demek istediğimi açıklarız uygun bir zamanda. Ayrıldıkları yerlerde veya daha evvel çalıştığı yerlerden de aynı teyitleri aldık. Memnuniyet olduğu müddetçe Adebayor orada devam ediyor. Kendisinden memnun kalındığı ve kendisi memnun olduğu müddetçe. Eğer memnuniyet yoksa veyahut da herhangi bir kaş indirme, göz indirme sıkıntısı varsa kendi şeyiyle söylüyorum. Hiç ekonomik olarak bir şey düşünmeden ayrılabiliyor. Biz kendisiyle konuştuğumuzda bir yıl mı iki yıl mı olsun diye sorduğumuzda eğer ben burada devam edeyim, siz benden memnun olursanız, ben de sizden memnun olursam ki zaten bizi tanıyor kulübümüzü, Türkiye'de oynamış bir oyuncu. Uzatmak için, devam etmek için hiçbir mahsur yok. Ama şu anda sizi kontratla bağlamak istemiyorum. Yarını bir görelim, önümüzdeki günleri, sezonu bir görelim dedi. Ben de takdir ettim. Dolayısıyla eğer biz önümüzdeki sene Adebayor'la devam etmek istersek ve biz de edimlerimizi, görevlerimizi yerine getirirsek devam etmekte hiçbir sakınca yok. Bugün itibariyle transfere, federasyona bildirmemiz gereken oyuncu sayımız 24. Yani mevzuat gereği 24. Bizde şu anda 25 oyuncu var. 1999'dan büyük olan 25 oyuncu var. Bir oyuncuyu çıkarmamız lazım. Üzerine transfer yapma şansımız artık yok. Çünkü listeye yazamayız. Eğer bu arada giden oyuncumuz, ekstra bir transfer olan oyuncumuz, Allah göstermesin sakatlanan oyuncumuz olursa, aynı bölgelere, aynı kalibrede oyuncu alabiliriz ama şu dakika itibariyle ben transferin bizim açımızdan Şubat'a kadar olan bölümünün bittiğini ve bu takımın, hocamız da bundan mutlu, yola devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray maçına daha 4 gün daha var. Hoca çalışıyor. Ankara Gücü maçında gördüğünüz gibi çok gol pozisyonuna girdik ama maalesef atamadık, yenemedik. Artık onun telafisini kendi sahamızdaki Galatasaray maçıyla çıkarmak durumundayız. İlk maçta da almış olduğumuz mağlubiyeti düşünürseniz Galatasaray maçından 3 puan almak artık hepimiz için bir görev haline geldi. İnşallah büyük konuşmak istemiyorum ama takımımızın halihazırdaki durumu, yeni transferler, eski oyuncularımızın formu, hocamızın inancı ve tribünleri dolduracak tıklım tıklım tarafta 30 bin taraftarımızda o maçı alacağımızı düşünüyorum. Ama sonuçta futbol sahada belli olur. Ben ne dersem diyeyim kararı oyuncular verecektir. Ben oyuncularıma güveniyorum. Ben teşekkür ederim.